Geçen videomuzda Türkiye'de görüldüğü ve fotoğraflandığı iddia edilen Fairy Alien'dan, yani peri uzaylıdan bahsetmiş ve olayın perde arkasındaki gerçeği gözler önüne sermiştik. Bu videoda ise Sirius UFO ve Uzay Bilimleri Araştırma Derneği Başkanı Haktan Aksoy'un olayın gerçekleşmesinden 4 gün sonra yaptığı basın açıklamasını izleyeceğiz ve bu açıklamayı yorumlayacağız. Bir iddia gelmişti bize 4 gün önce, bir fotoğraf. Daha sonra bu fotoğrafın biz analizini yaptığımızda zaten montaj olmadı, animasyon olmadı, Photoshop olmadı ortaya çıktı. Bu önemli bir bulgu bizim için. Daha önce de söylemiştik, bir fotoğrafın montaj olmaması onun gerçek olduğu anlamına gelmez. İkinci kriter, görüldüğü iddia edilen varlık türü literatürde olan bir tür. Yani binlerce yakın gözlemde dünyanın birçok coğrafyasında bu türlerle karşılaşılmış, görülmüş. Literatür mü? Ne literatürü bu? Literatür sözlükte herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazıların, yapıtların tümü olarak tanımlanmış. Bahsedilen bu peri uzaylılar hangi bilim dalının literatürüne girebilmiş acaba? Literatürden kasıt kişisel gözlem ya da fotoğraflı kanıt ise ondan bir şey olmaz. Çünkü kişiler yanılabilir, fotoğraflar da manipüle edilebilir. Bu varlıkların görüldüğüne dair elde somut bir kanıt bulunmuyor. Sadece tanık ifadeleri var. Ayrıca nereden bileceğiz o ifadelerin de bu olaydaki gibi sahte olmadığını? Sahte fotoğraflarla oluşturulan bir literatür bilimsel olabilir mi? Evet. Üçüncü önemli şey, tanıkların profili bizim için. Şimdi baktığınız zaman 30 senedir Bodrum'a gelip giden, 5 senedir yaz kış burada oturan, 63 yaşında bir bayandan bahsediyoruz. Torunları, kızları, ailesi olan, gayet de güzel evi, gelir düzeyi olan bir insan. Hiçbir maddi manevi beklenti içinde de değil. Yaklaşımı gayet düzgün de konuşan, entelektüel bir insan. Yani şunu diyorsunuz, biz gösterilen kanıtın gerçekliğine bakarken tanığın profilini de irdeliyoruz. Buna göre düzgün giyimli, güzel konuşan, hali vakti yerinde biriyseniz anlattıklarınızın gerçek olma ihtimali yükseliyor. Tam tersi durumda da kötü giyinen, maddi durumu iyi olmayan birinin doğru söyleme ihtimali ise azalıyor dediklerine göre. Burada Nasrettin Hoca'nın ye kürküm ye dediği aklımıza geliyor. Düzgün giyinmek, konuşmak, ekonomik durumu iyi olmak ne zamandan beri bilimsel kanıta girdi acaba? İyi bir internet taraması yapsaydınız bu fotoğrafın gerçek olmadığı daha en başında ortaya çıkabilirdi. Ama aceleci davranılarak, tam araştırılmadan fotoğraf basınla paylaşılınca bu durum yaşanmış. Ama çok da sürmemiş. Sadece 4 gün sonra gerçek ortaya çıkmış. Şimdi bu üç şeyi bir araya getirdiğimiz zaman fotoğraf montaj değil, literatürde olan bir tür ve güvenilir bir tanık gibi geliyor profil. Biz de tabii önemli bir UFO olgusu gözlemi diye bunu basınla paylaşıp halkı bilinçlendirme amaçlı bir toplantı yaptık. Fakat daha sonra tabii bizim hem kendi araştırmalarımızla devam ederken hem de yurt dışında aynı fotoğraf 2017'de değil 2012'de birebir aynısı, ışığı eldeki izlere kadar büyüttük baktık, aynı fotoğraf. Elin dokusuyla varlığın bütün her şey birebir uyuyor. Hani ilk yapılan basın açıklamasında eldeki çizgilerle kadının el çizgileri uyuşuyordu, şimdi tam tersi söyleniyor. İlginç olan bir başka taraf ise kadının hala da fotoğrafı kendisinin çektiğini iddia etmesi. İnanılır gibi değil, fotoğrafın gerçek olmadığı ortaya çıkmış ancak ısrarlı bir reddediş var diyecek söz yok. Burada bayanı tekrar aradık, hatta diğer basın mensuplarının arkadaşların yanında da aradık, konuştuk. Hala ben o fotoğrafı ben çektim, kendi söylediklerimin her şeyin arkasındayım diye iddiada bulunuyor. Tabii biz bunun sonuna kadar gideceğiz. Hukuki haklarımızı da koruyacağız. Çünkü bu hem Sirius kurumuna gölge düşüren, bizim güvenirliğimize gölge düşüren, UFO fenomenine gölge düşüren bir konu. Dolayısıyla bunun araştırmasına devam edeceğiz ve gerekirse kendi hukuki haklarımızı da resmi yollarla arayacağız. Çünkü biz gerçekten benzih ediyoruz bayana ama eğer sonuçta kandırılmış olarak çıkarsak bu işten, tekrar söylemek gerekir ki, bütün bu olanlardan sonra çıkıp olayın perde arkasını açıklamak ve kamuoyunu bilgilendirmek de yerinde bir davranış olmuş. Ne diyelim, daha önceki temennilerimizi sunabiliriz. Umarız araştırmacılar karşılarına gelen olayı gerçekten sıkı bir şekilde araştırırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.